Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekilde AB çaplı yarım çember ile C merkezli çeyrek çember verilmiştir. Evet, C merkezli çeyrek çember verilmiş. Yarı çapı ne? X artı 6. O zaman burası da X artı 6 olmaz mı arkadaşlar? Olur. Sonra ne yapacağız? Hocam, şöyle bir şey. Aslında burası da AB çaplı demiş ya. Merkez burası deyip şuradan bir yarıçap çizip işlem yapabiliriz aslında. Ama aklınızda bulunsun. Eğer bir yarım çemberde çapa ait bir yükseklik varsa yapacağınız hamle şu. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturun. ÖSYM'de soruyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın böyle çapı gören çevre açı 90 derece oluşturun. Niye? Bak, dikten dik çizilmiş oluyor. Öklit bağıntısını rahat bir şekilde kullanabilirsiniz diye. O zaman Öklit bağıntısı oluştu. Bunun karesi, yani 6'nın karesi eşittir 4 çarpı x artı 6'dan. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar? Bu 36 ile 4 sadeleşti, 9 kaldı. 9 eşittir x artı 6 ise x'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Şekilde AB B noktasında O merkezli yarım çembere teğettir. DC K dersem AC uzunluğu 4K verilmiş. Hocam AC uzunluğu burası 4K. Yani burası ne oldu? 3K oldu. Ne yapayım? Merkez giriş çektik mi yapayım? Vallahi arkadaşlar x'de bir bağıntısı olmuyor. K bölü 2 ile uğraşırız gibi. Ama bazen de ne yapabiliyorduk? Bak, çap varsa hop, çapı gören çevre açı nedir arkadaşlar? 90 derecedir. O zaman burası 90 derece ise, bakın burası da 90 derece değil mi gençler? Çünkü niye? Teğet noktasıymış burası. Merkez teğet çektikten 90 oldu. Aa, Öklit bağıntısı çıktı. H kare eşittir K çarpı 3K'dan. Yani h kare eşittir 3k kareden. H buradan ne oluyor? Kök 3k mı oluyor? Evet. Hocam burada h kök 3k çıktı. Aa, ne çıktı burada? Güzel bir şey. Hocam k iken kök 3k olmuş. Ne üçgeni bu? 30 60 90 üçgeni. Burası 30, burası 60'tır. Hocam tamamı 90'sa burası 60'tır. 60 90'sa burası da kaç çıkar? 30. Zaten bizden orada kaç isteniyor? Cevabımız böylelikle Denizli çıktı. AB BC çaplı çembere B noktasında teğet. Evet, burada teğetmiş arkadaşlar. Bir de BC çaplı çembere. Çemberin çapı bu. Merkezi burada. Merkez teğet çektikten burası 90 derece oldu. Dolayısıyla bunu boşu boşuna vermemiştir. Paralel oldu. Paralel olmasının anlamı geliyor. 2 bölü 3. Hocam 2 bölü 3 oran var burada. Yani burası 2A iken burası 3A'dır. Buraya ne kaldı? A kaldı. Şimdi ne yapacağız? Bak, çapa bir dik çizilmişse ne yapıyordu? Ne yapıyorsak onu yapacağız. Hop, şöyle çapa gir. Çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet. Burada da dikten dik çizilmiş oldu. Dikten dik çizilince ne oluyor arkadaşlar? Öklit. Yani 2 kök 6'nın karesi eşittir. Ne olacak arkadaşlar? A çarpı 2A mı? Evet. A çarpı 2A'dan. 4 çarpı 6 eşittir A çarpı 2A olduğundan 2 ile 4 sadeleşsin. 2 kalsın. 12. A kare eşittir 12 ise A buradan kök 12. Yani 2 kök 3 çıktı. Peki bizden ne isteniyor? Çemberin yarıçapı isteniyor. Arkadaşlar A 2 kök 3 ise 3A ne yapıyor? 6 kök 3 yapıyor. Tamamı çapı 6 kök 3 yaptı. O zaman çapımız 6 kök 3 ise yarı çapımız da ne olacaktır arkadaşlar? Bunun yarısı, yani 3 kök 3 olacaktır. Cevabımız böylelikle Akçay oldu. Şekilde ABCD noktaları O merkezi çember üzerindedir. Peki 150 ise şurada bir dörtgen var mı? Var. Hocam 150 ise burada kaç derecedir? 30 derecedir. Şimdi ne yapacağız? Vallahi 150'ye nazaran 30 daha da mantıklı burada. Hocam merkez giriş çektik, yapsak iki eş parçaya böler mi? Böler. Ha, burada işimize yarıyor. Çemberin yarıçapı isteniyor zaten. O zaman burası 2 kök 6, burası da 2 kök 6. Dikkat edin, burada 60'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı ne olacaktır? Kök 3'e bölünmüş hali. Yani 2 kök 6'yı sen 2 kök pardon sadece kök 3'e bölsen ne yapıyor? 2 kök 2 mi yapıyor? Evet, burası 2 kök 2 yaptı. 30'un karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısında ne yapacaktır? 4 kök 2 yapacaktır. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. O merkezli yarıçapı 8 kök 2 birim olan şekil 1'deki daire AB çapında katlanınca şekil 2 oluşuyor. Şekil 2'deki dairede B noktası boyunca katlanınca şekil 3 oluşmuş. Sonra böyle kesmişiz. Şekil 3'teki çeyrek daire E ve F orta noktalarından kesilip küçük parça atılıyor. Buna göre büyük parça açıldığında dairenin içindeki şeklin çevresi kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Neyse, bunu atmışız. Bize elimizde kalan parça nedir? Bu. Ne yapıyoruz? Geriye doğru açılım yapıyorduk. Hadi yapalım arkadaşlar. Geriye doğru açılım yaptığın zaman hocam şunun simetriyle alınca şu şekilde hop şöyle mi oldu arkadaşlar? Evet. Ama içeridekinin de bakın boş dolu. O boş dolunun da simetriyini alalım. Boşun simetriyi burası mı arkadaşlar? Burası.
Dolunum simetriyi de burası yapıyor. Yani şurası şöyle oldu. Şimdi ilk başta böyle katlanmıştı. Şimdi yukarı doğru açacağım. O zaman yukarı doğru açtığım zaman da şunu. Şöyle mi oldu arkadaşlar? Evet. Simetriyi alacağız yine arkadaşlar. Şunun simetriyi bakın. Boşun simetriyi buraya mı denk geliyor? Aynen. Dolunun simetriği de neresi oluyor arkadaşlar? İşte burası oluyor. Bize diyor ki büyük parça açıldığında dairenin içinde kalan dairenin içinde kalan ne diyor? İçindeki şeklin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani bunun çevresi soruluyor. Gençler 4 kökü 4 kökü ise burası 8 mi yaptı? Evet, kök katı. Katladığından buraya, bu buraya geldi. Bunu yukarı doğru katladığında bu da buraya geldi. Hatta bu da buraya geldi. O zaman bizden şu şeklin çevresi isteniliyor. Yani 4 tane 8 var çevrede. O da nedir arkadaşlar? 32'dir. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Şekilde AE ve DE yayları eşit verilmiş ve şurası 6 iken burası 8 verilmiş. 6 8'den direkt burayı 10 da yazarız artık. Şimdi bizden ne isteniyor? Yukarıdaki verilere göre çemberin çapı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar yayların eşitliğini kullanmamız lazım. Nasıl kullanacağız? Vallahi yayların eşitliğini ancak şöyle kullanırız hocam. Şu bu yayı gören açı burası alfa ise 2 alfa, 2 alfa ise 2 alfa. O zaman burası da alfa yapıyor mu? Ya da aynı yayı gören açılar, çevre açılar nedir? Birbirine eşittir. Noktaya nokta oldu. Aa, ne çıktı? Açıortay. Hocam açıortay çıktığından dolayı 6 bölü 10 kollardaki oran. 6 bölü 10 nedir arkadaşlar? 3 bölü 5'tir. Hocam burası 3K iken burası nedir? 5K yazabiliriz direkt. O zaman burası toplam 8K yaptı. 8K 8'e eşitse K'yı buradan ne buluruz arkadaşlar? 1 olarak buluruz. Madem K 1, o zaman burası 3 yaptı. 3 6 ise burası 3 kök 5 yaptı. Bizden çemberin çapı isteniyor. Hocam çemberin çapı zaten burasıdır. Niye? Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan bizim çapımız zaten burası yapmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız Balıkesir yaptı. Şekildeki O merkezli çeyrek çemberde 4 kök 3 1 ve x verilmiş. Bizden x isteniyor arkadaşlar. Ben size hep ne diyorum? Çeyrek çember verilmişse çeyrek çember bizim için yeterlidir. Çözüm için yeterlidir. Gerçekten öyle arkadaşlar. Ha, çembere tamamlayıp da yapılıyor mu? Yapılabilen sorular da var ama soruların %99'unda böyle çembere tamamlamamıza gerek yok. Ne yapacağız hocam? Hocam merkez var, kiriş var. Merkez ve kiriş olduğunda ne yaparsan onu yapacaksın. Çek, dik. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. 2 kök 3, 2 kök 3 diye böldü. Şimdi biri kullanacağım, x'i kullanacağım. Aa, ne yapacağız? Eski konular yine var burada kardeşim. Şurada bir dik yamuk var mı? Var. Bu dik yamukta ne yaparsın? Dik yamukta insan olan ne yaparsa sen de onu yapacaksın kardeşim. İnsan ne yapıyor? Hocam şöyle bir dikdörtgen oluşturup dik üçgen oluşturuyorduk değil mi? 2 kök 3 ise burası 2 kök 3. Sonra bunu tamam 4 kök 3 verilmiş. 1 ise burası 1. Şuraya da bir A diyelim isterseniz. A dedik. Ne yapacağız? 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa betaya. Dalayım alfa betaya. Alfa beta alfa beta. Şu üçgen ile bu üçgen ne oldu? Benzer. Alfanın karşısı A'nın, alfanın karşısı 2 kök 3 oranı eşittir. Beta'nın karşısı bu üçgenden başladık. 2 kök 3'ün beta'nın karşısı o A artı 1'e oranı. Hocam A çarpı A artı 1 ne yaptı buradan? 2 kök 3 ile 2 kök 3'ün çarpımı 12 yaptı. Bunu dağıtıp bunu 12'yi sol tarafa atıp çarpanları ayırmadan yapabilirsiniz. Ama 12 çarpanlarını düşün. Burada da hisset kardeşim. Ne var burada? 3 ile 4'ün çarpımı değil midir? Evet, 3 koyarsam burası 4 sağlanıyor mu? Evet, A'yı buradan kaç bulduk? 3 bulduk. A 3 ise buradaki Pisagor bağıntısından x'i bulabiliriz. Evet, x'in karesi de 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi değil midir? Evet. Buradan ne geliyor o zaman? 9 artı 12'den 21 mi geldi? O zaman x de buradan kök 21'e eşit oldu. Yani cevap Edremit. AB çaplı yarım çemberde arkadaşlar 1 verilmiş, 2 verilmiş. BC bölü AD isteniliyor bizden. Gençler yarım çemberde çapa dik çizilmişse ne yapın demiştik? Hocam çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturun demiştik. Hop oluşturduk. A dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. Uygula Öklit'i. Bunun karesi. Bu çarpı tamamı değil mi arkadaşlar? Evet. X'in karesi 1 çarpı tamamı. Tamamı nedir arkadaşlar? AB uzunluğudur. Peki. Şimdi Y'ye gelelim. Hocam burada da çapa dik çizilmiş. O zaman burada da bir çapı gören çevre açı 90 derece oluştursam. Burada da dikten dik çizilmiş. Var mı Öklit? Var. Bu sefer de Y'nin karesi. Y'nin karesi neye eşit? 2 çarpı tamamı. Yani tamamı dediğimizde AB arkadaşlar. 2 çarpı AB. Benden ne isteniyor? Benden X bölü Y isteniyor. BC bölü AD isteniyor. Arkadaşlar her iki tarafı oranlarsak X bölü Y'yi buluruz sanırım değil mi? Evet, her iki tarafı oranlayalım bakalım böyle. O zaman buradaki no AB'ler gitti mi? Gitti. X kare bölü Y kare neye eşit oldu arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eşit oldu. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursam
x bölü y de 1 bölü kök 2'ye eşit oldu. Hatta kök 2 eşleniğiyle çarparsam kök 2 bölü 2'den yani kök 2 bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Evet, cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Şekilde O merkezli yarım çember ile ABCD paralel kenarı verilmiştir. Paralel kenar. 2 kök 3'ü ve 6'yı kullanacağım. Hocam ne yapabiliriz burada? Normalde merkez var, giriş var. Çek, dik. Buradan gidebilirim ama 6'yı bölüyorum. 6'yı da kullanmam lazım öncelikli olarak. 6'yı kullanmak için ne yapmalıyız? O zaman burada arkadaşım şunu yapalım. Hocam hop şunu çizersem çapı gören çevre açı 90 derece oluştu mu? Oluştu. Eyvallah. Oluştuysa ne yapacağız arkadaşlar burada? Dikkat dikkat. Şunlar paralel mi? Paralel. Arkadaşlar iki paralel giriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit midir? Eşit. Bu yaylar birbirine eşitse bu girişler de birbirine eşit midir? Eşittir. Yani 2 kök 3 ise burası da ne yaptı? 2 kök 3 yaptı. O zaman burası 2 kök 3 ise arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hatta burası da ne oldu arkadaşlar? 2 kök 3 oldu. Burada Pisagor bağıntısı yapıp yarıçap bulabiliriz. Hatta arkadaşlar dikkat edin. Şu 2 kök 3'ken 6 olmuş. Pisagor'dan burayı bulunca zaten dersiniz ama ben burada hemen fark ettim. Hocam 2 kök 3'ün kök 3 katı 6 değil mi? Evet. Direkt 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. O zaman burası 30, burası 60 yaptı mı? Yaptı. Hatta 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3 yapar. O zaman burası 2 kök 3, burası da yarıçap 2 kök 3 yaptı. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Allah Allah. X'i nasıl bulacağız? Hocam burası 60. Burası Z. Karşılıklı kenarlar paralel ya. Z'den dolayı burası da 60. Hocam burası 60. 2 kök 3, 2 kök 3. Burası da 60. Burada ne çıktı o zaman arkadaşlar? 60, 60, 60 çıktı. Eşkenar çıktı. Burası da 2 kök 3 oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şuraya da ne kaldı? 2 kök 3 kaldı. Çünkü niye? Çünkü bunun tamamı 4 kök 3 değil mi? Evet. O zaman buraya da ne kaldı? 4 kök 3. Tamamı 4 kök 3 olduğundan dolayı buraya da ne kaldı arkadaşlar? 2 kök 3 kaldı. Yani cevap Akçay oldu arkadaşlar. O merkezli çemberin AB ve CD girişleri veriliyor ve 12 kök 2 ve 4 verilmiş bize. AB yayıyla CD yayının toplamı 90 verilmiş. Hocam bu yayla bu yayın toplamın 90 vermiş. Ya ben bunları nasıl kullanabilirim? Hocam bu merkezden çeksem burası alfa olur. Merkezden çeksem burası beta olur. Alfayı betayı ayrı ayrı bilmediğim için toplamlarını bildiğim için bana yan yana lazım burada. Yan yana lazımsa ne yapmalıyız o zaman? Yan yana getirelim. O zaman şurada bir dörtlük giriş çizeyim arkadaşlar. Şurada bir dörtlük giriş çizecek olursam. Şurada bir dörtlük giriş çizecek olursam. Dörtlük girişlerin ayırtları yaylar birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Bu dörtlük giriş betayı ayırıyorsa bu dörtlük giriş de betayı ayıracak. Bak alfa ile beta yan yana geldi mi arkadaşım? Geldi. Yani burası kaç derece? 90 derece. Hatta şöyle göstereyim. Bak burası 90 derece arkadaşım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burası 90'sa burası nedir? 270. 270 ise burada kaç yaptı? 135 derece yaptı mı? Yaptı. Şimdi burada ne yapmalıyız? Peki bu şeyi kullandık. Hocam 135'i bulduk ya. Artık sen şu uzunluğu bulursun. Çünkü bak sayılar var. 4 var, 12 kök 2 var, 135 var. Sen burayı bulabilirsin. Bilmem işime yarayacak mı? Bulalım bakalım. Ne yaparız? 135'i kullanırız. Kosinüs mü yaparız? Sakın yapma böyle bir şey. Öğrenmedin mi hala? Hocam 135'i gördüysem ya buradaki 45'i önemli derim ya da buradaki 45'i önemli derim. Benim için kök ikili bir değer burada olduğu için şurası daha mantıklı geldi arkadaşlar. Şuradaki 45'in mantığını kullanarak şöyle bir dik çizerim. Hocam 45 90 ise burası da 45, 12 kök 2 ise bunlar 12 12 oldu. 12 dikkat. 12 burası kaç? 16 burası kaç olduğu zaman 20 oldu. 12 16 20 üçgeninden 20 yaptı. Ben şimdi yarıçap isteniyor. O zaman yarıçapa yoğunlaşacağım. Arkadaşlar yarıçap, yarıçap. Hocam yarıçap. Zaten çemberdeki en etkili silahımız yarıçap çizmek değil miydi? Burada merkez giriş çektik yapsam üçgende oluşmuyor maalesef. Yarıçap çizelim. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Hocam bunları çizince bu da yarıçap, bu da yarıçap deyince aa bak burası 90 derece değil mi? Evet, soru çıktı. Burası da merkez açıdan dolayı 90 derece olur. RR 20 yani R'nin kök katı 20'ye eşit olmak zorunda x kenardaki üçgenden. R de buradan 20 bölü kök 2 yani kök 2 ile çarpacak olursam 20 bölü 20 kök 2 bölü 2'den cevabımız ne çıkacaktır? 10 kök 2 çıkacaktır. 20 kök 2 bölü 2'den cevabımız 10 kök 2 çıkacaktır. Cevap Edremit yaptı arkadaşlar. AB ve OB çaplı yarım çemberde şu dik verilmiş arkadaşlar ve şurayı da 3 kök 6 olarak vermişler BC'nin uzunluğunu. Yukarıdaki şekilde O noktası
Büyük çemberin merkezi olduğuna göre. E hocam o zaman burası R ise burası da R'dir. E hocam niye böyle diyorsun? Şuraya A de, buraya da A de. Burası 2A ise burası da 2A değil mi? Değil. E merkez demiş mi sana? Dememiş. O zaman diyemeyiz arkadaşım. Peki burada ne yapacağız? Gençler yapacağımız hamle belli aslında. Bir yarım çemberde çapa dik çizilmişse ne yapıyorsak onu yapacağız. Hocam şunu şöyle çizsem. Hop çapı gören çevre açı. 90 derece oluştu mu? Oluştu hocam. Öklit bağıntısı var ama hiçbir sayısal değer yok burada. Sonra uygularız o zaman. E hocam şuraya baktığımızda da ne var? Buraya baktığımızda da bak. Büyük çemberde de çapa ait bir yükseklik var. Hop çapı gören çevre açı 90 dereceye yapıştırdım. Dikten dik çizildi. Öklit H kare P K'yı uygulamaktansa hop 3 kök 6 verilmiş onu uygula. Şuraya A dersen 3 kök 6'nın karesi A çarpı tamamı. 3 kök 6'nın karesi eşittir A çarpı 2R. Yani burası 3 kök 6'nın karesi kaç? 54 eşittir A çarpı 2R'den 2 ile bu sadeleşince 27 yaptı. O zaman buradan A çarpı R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 27 bulduk. Bizden ne isteniyor? X. X'in karesi de A çarpı tamamı değil mi? X'in karesi de A çarpı tamamı R olduğundan A çarpı R'ye eşit oldu. A çarpı R de 27 olduğundan x buradan kök 27'ye yani 3 kök 3'e eşit olur arkadaşlar. Cevap Ceyhan. O merkezli yarım çemberde şu açılar eşit verilmiş. Bu açıların eşit olması ne anlama geliyor? Hocam açılar eşitse gördüğü yaylar da eşit midir? Eşittir. Bu yayların eşitliğini nasıl kullanacağız? Hocam yaylar eşitse hop şu kirişi çizecek olursam aynı zamanda çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturmuş olduk. Güzel bir şey oldu. E hocam yaylar eşitse kirişler de eşit değil midir? Aynen öyle. Burası da ne yaptı o zaman? 2 kök 5 yaptı. Evet burası 2 kök 5 oldu. Şimdi ne yapacağız? Soruya iyice bak. Bak bakayım bir şeyler fark ediyor musun? Fark edersin, fark edersin. Dikkatli bak. Hocam bu yükseklik aynı zamanda açıortay. Zaten biz üçgenlerden beri hep ne diyoruz? Yüksekliği ayrı bir göze bakın. Yükseklik aynı zamanda açıortay mı? Evet. E o zaman aklımıza ne geldi? İkizkenar. Bak yüksekliğin kollarında böyle ikizkenar oluşturmamız gerekecek. O zaman ikizkenara tamamlayalım. Hoppala, cuppala diyelim arkadaşlar. İkizkenara tamamladık. E hocam bu ikizkenarsa tabanı da iki parçaya bölecek mi? Bölecek. 2 kök 5 yaptı. Aa burada da 2 kök 5, 2 kök 5 çıktı ve burası nedir? 90 derece. Peki ben burada 6'yı kullanmak zorundayım. 6'yı kullanmadım. O zaman bu dik üçgene yoğunlaşacağım. Normalde bu ikizkenarda tabanına ait yükseklik çizmem ama burada mecbur çizeceğim 6'yı kullanmak için arkadaşlar. E o zaman burada ne yapalım arkadaşım? Bir tabana ait yükseklik çizelim şöyle. Hop tabana ait yükseklik çizdiğim zaman ikizkenar üçgende tabanı iki eş parçaya böldü. A diye iki eş parçaya böldü. A burada dikten dik çizilmiş oldu. Yani ne var burada? Öklit. Öklit'i uygulayalım kardeşim. Şunun karesi bu çarpı tamamı değil mi? Evet, 2 kök 5'in karesi eşittir. A çarpı tamamı. A çarpı 2A artı 6'ya eşit oldu. 20 eşittir A çarpı 2A artı 6 olduğundan. Hocam bunu açıp da çarpanlara da ayırabiliriz ama gerek yok. 20 çarpanları nedir? Ya 2'ye 10'dur ya 4'e 5'tir, değil mi? Hocam burada A yerine 2 yazsak burası 10 çıkıyor mu? Evet çıkıyor arkadaşlar. Demek ki buradan A ne geldi? 2 geldi. Hocam A 2 ise burası da 2. Benden yarıçap isteniliyor. Bakın şu uzunluk toplamda kaç çıktı? 6 burada, 2 burada, 2 burada toplamda 10 çıktı. Madem burası 10, burası da 10 değil midir? Evet. Tamamı 10'sa çapın yarıçapımızda kaç yapacaktır? 5, 5 yapacaktır. Yani böylelikle cevap Edremit yaptı arkadaşlar.